Bu da çok önemli. Önemli olan şey şu. Bir, sizin kadrolarınız varken siz bunlardan faydalanmıyorsunuz. Demek ki kadrolarınızda o nitelik yok. İkincisi, siz burada bir McKinsey'nin kart vizitinden faydalanmaya çalışıyorsunuz. Onun kredibilitesini kullanmaya çalışıyorsunuz. Bu da bana şöyle geliyor. Tabii ki McKinsey'nin uzun vadeli neler yapılması gerektiğini o daha IMF tarzı programlarla, neoliberal programla yazacaktır, bilecektir. Orada yetkili insanlar var. Ancak bunları AKP hükümeti uygulamak isteyeceğini zannetmiyorum. İşte gelenleri bir kısmını uygulayacaktır. Dolayısıyla bu ilişkinin de çok uzun sürebileceğini düşünmüyorum. Ama şu olacaktır. İşte az önce bahsettiğim ani duruş senaryosu yerel seçimlerden önce olmasın diye hiç beklenmedik bir duruşla bir yanda ekonomide patlama olması, işsizliğin bir yanda %15, yani şu anda %10,4 yaklaşık işte 13-14'e doğru ilerleyecek kış aylarında onun yerine %20'lere çok hızlı bir şekilde çıkmasın, etmesin, sosyal patlamalar olmasın diye yurt dışındaki kreditörlerle yaptığı ben bir anlaşmanın doğrultusunda olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda kısa vadede faydalı olur ama uzun vadede onların verecekleri reçete çok belli. Tabii ki nedir? Klasik devletin daha az harcama yapmasını isteyecekler. Tabii ki harcamakta da biz genelde vatandaşlar olarak israfın kısılmasını düşünüyoruz ama genelde hükümetin aldığı kararlar o şekilde olmuyor. Daha çok nasıl oluyor? En sonunda işte Katar'da uçak olayını yaşadık. Daha çok ne oluyor? Sosyal devlete ilişkin, işte eğitime ilişkin, ödemelerde, sağlığa ilişkin ödemelerde, sosyal güvenliğe ilişkin ödemelerde azaltılma oluyor. Ve orta sınıfı etkileyecek ÖTV gibi hepimiz ödediği vergilerde bir artırma olarak oluyor. Bunları mı yapacak? Daha fazla özelleştiremeyen kurumların özelleştirmesi isteyecek. Bunların hepsini zaten AKP hükümeti bir şekilde yapabilmek istiyordur. O konuda faydası olacaktır. Ancak gerçekten biz vatandaşları memnun edecek bir israfın engellenmesi anlamındaysa eğer zaten bunu görüyorsa AKP zaten kendi yapardı. En son bu Katar uçağı olmazdı. Yani özetlemek gerekirse eğer burada iki ana nokta var. Bir, McKinsey'nin kredibilitesinden faydalanmaya çalışılıyor ki bu 6 ay içerisinde yeterli olabilir. Bu şekilde AKP yerel seçimlerden önce kabus senaryodan kendini kurtarabilir. İkinci olarak da McKinsey'nin yetişmiş kadrolarından faydalanmaya çalışıyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bence çok acı bir durum.